Veya arkadaşlar çarpmak veya toplamak. Bunu önce bir düşünmek lazım. İki gömleği, üç farklı pantolonu ve dört farklı ayakkabısı vardır. Arda bir gömlek, bir pantolon ve bir ayakkabıyı kaç farklı şekilde giyebilir? İşte durum şu, bir kombin oluşturacak sonuçta gömlek, pantolon ve e, ayakkabıdan. Bunlar birbirine etkiledikleri için çarparlar, çarparız. Çünkü gömleklerden diyelim maviyi giydiniz siz mavi gömleği giydikten sonra sarı pantolonu giymekle mavi gömleği giydiğiniz zaman siyah pantolonu giymek arasında fark vardır. O yüzden bunlar görünüşü etkilediğinden çarparız böyle. İki gömlekten birini, üç pantolondan birini ve dört ayakkabıdan birini arkadaşlar giyeceği için 12-24 tane durum vardır. Bu yüzden C şıkkı. 5 kişilik bir gruptan bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçilecekmiş. Şimdi ne olacak? 5 kişiden siz bir tanesini arkadaşlar 5 farklı şekilde başkan seçersiniz. Sonra kalan 4 kişiden de bir tanesini arkadaşlar başkan yardımcısı seçersiniz. Böylece 20 farklı şekilde seçilir. D şıkkı. 4 çeşit sulu yemek var, 3 çeşit çorba var, 4 çeşit tatlı ve 2 çeşit de salata varmış arkadaşlar. Haliyle ne olacak bakın menü nasıl oluşturulur? 4 sulu yemekten biri, 3 çorbadan biri, 4 tatlıdan biri ve 2 salatadan da biri. 16 çarpı 6, 96 farklı şekilde bu menü oluşturulur. B şıkkı. 4 kişi 5 tane sandalyeye oturacak arkadaşlar. Kaç farklı şekilde oturabilir? Şöyle düşünün. Herhangi bir kişiden başlayabilirsiniz. Böyle Ali Veli Mahmut diye özellikle düşünmeyin. Herhangi bir tanesi arkadaşlar 5 tane koltuktan bir tanesine oturduğunda diyelim buna oturmuş olsun. Temsili olarak söylüyorum hangisine oturduğu önemli değil. Geriye diğerinin 4 hakkı kaldı. Diyelim o da buraya oturdu. O zaman 3. kişiye arkadaşlar 3 hak kaldı. O da buraya oturmuş olsun. E artık burada 4. kişiye kaç hak kaldı? 2 tane. Bundan dolayı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2'den 20, 60... 120 tane durum oluştu arkadaşlar. A şıkkı. Sorularda arkadaşlar evet çarparak böyle gideriz ama bazen özel durumlar olduğu zaman tek tek değerlendirmek zorundasınız. Bakın şimdi burada kırmızı tamam ama yeşil gömlek, yeşil kravat var. Ya da gördüğünüz gibi mavi pantolon, mavi gömlek var. O yüzden ne yapmanız gerekiyor? Bunlar özel durum olduğunda ayrıca değerlendirmelisiniz. 1- kırmızı kravatı değil de önce yeşil kravatı seçelim. Yeşil kravatı seçersek yani bir seçenek burada arkadaşlar mavi gömleği seçmek zorundayız. Mavi gömleği seçersek de mecburen sarı ve siyah pantolondan birisini seçmek zorundayız. İki durum bakın. Gelelim şimdi ikinci duruma. Kırmızı kravatı seçtiğimizde arkadaşlar burada özel durum yapalım yine. Kırmızı kravatı seçelim. Sonra mavi gömleği seçelim bir durum. Mavi gömleği seçersek mecburen siyah ve sarıdan iki tanesinden birini seçeriz. Artık gelelim şimdi arkadaşlar sıkıntısız olana. Yani kırmızı kravatı seçtik. Tamam mı? Kırmızı kravatı seçtikten sonra problemsiz olan yeşili seçeyim. 1 çarpı 1. Böylece artık bu pantolonlardan üçünü de seçebilirim. Gördüğünüz gibi 2, 2, 3 toplamda 7 seçeneğimiz oldu konunun adının arkadaşlar sayma ve olasılık olduğunu unutmamak gerekiyor. Böyle bazen tek tek saymanız veya özel durumları göz önüne almanız gerekebilir. M kişinin katıldığı yarışta ilk 3 derece 336 farklı şekilde belirlenmekteymiş. Nasıl olacak o zaman? M farklı şekilde birinci gelir. Kalan M-1 kişiden M-1 tane durum ikinci. Kalan M-2 insandan da arkadaşlar gördüğünüz gibi 3. E, sırası gelir. 1, 2, 3 ve bu 336 durummuş. Şimdi 336 neye eşit? Kenarda gösterdim ben bakın. 336, 168 çarpı 2, 84 çarpı 4 ya da arkadaşlar 12 çarpı 7 çarpı 4, 8 çarpı 7 çarpı 6 olmuş oluyor. Böylece Haliyle artık ardışık 3 sayının çarpımı şeklinde bulduk. Şu 1, 2, 3 kafanız karıştırmasın onlar sıralamaydı. 8, 7, 6 oldu. Yani M buradan 8 geldi. B şıkkı. Şimdi A kentinden C kentine gidip tekrar A kentine dönecek bir kişi. Gidişte mavi yolu, dönüşte de kırmızı yolu kullanmayacakmış. Bakalım buna göre arkadaşlar. Şimdi 3 yoldan birini kullanacak o zaman mavi hariç. Sonra giderken kırmızı ile ilgili bir problem yok. 3 yoldan bir tanesini kullanacak. Dönerken ama kırmızı yolu kullanmayacağı için 2 hakkı var. Dönerken mavi yolu kullanabilir 4 hakkı var. Böylece 8 çarpı 6'dan, 8 çarpı 9'dan pardon 72 tane yol durumu oluşur C şıkkı. Birinci soru arkadaşlar 5 seçenekten birini kullanmış olalım tamam mı? Haliyle ne olacak? İkinci soruya 4 seçenekten birini kullanabiliriz. Örnek buna A şıkkı denk geldi diyelim. O zaman buna A şıkkı denk gelmemeli. Mesela C şıkkı denk gelmiş olsun. Bu sefer 3. soruya C şıkkı denk gelemez ama artık A gelebilir. Yani 4 tane hakkı kaldı. Böyle böyle arkadaşlar. Demek ki diğer sorularda da hep 4 hakkımız olacak. Böylece 5 üzeri 5 çarpı 4 üzeri 9. Bu da ne yapıyor? E şıkkı. Kartlar arkadaşlar özdeş olduğuna dikkat edin. Yani böyle hepsinde kalp var. Haliyle 1, 1, 2, 2, 3, 3'te şunu görmeniz gerekiyor. Bu 1 ile 1'i yer değiştirseniz bir anlamı var mı? Yok. Bu tekrarlı permütasyonda yine 2 ile 2'nin kendi arasında yer değiştirmesinin hiçbir anlamı yok. Ne olacak? Normalde bunların hepsi birbirinden farklı olsaydı 5 faktöriyel. Ancak arkadaşlar 2 tanesi aynı olduğu için 2 faktöriyel. Yine iki tanesi kendi içinde aynı olduğu için böyle iki faktörüyle bölmek zorundasınız. 120 bölü 4'ten 30 olur. Tekrarlı permütasyon çözüm yöntemi arkadaşlar bu. Bu mektup soruları, posta kutusu soruları çok tehlikeli sorular arkadaşlar. Yani burada eğer kafanıza hiç yatmıyorsa permütasyon kombinasyonu çalıştıktan sonra sadece permütasyon değil kombinasyonda Özdeş nesne, farklı nesne diye ben anlattım. Oradan bakabilirsiniz. Çünkü arada böyle ince durumlar var. Onları görmek gerekiyor. Aşağıda yan yana bulunan 5 farklı posta kutusu verilmiştir. 3 farklı mektup bu posta kutusuna A kutusuna bir mektup gelmek koşuluyla kaç farklı şekilde atılabilir denmiş. Şimdi bakın A kutusuna bir mektup gelecek ya hangi mektup belli mi? Değil. O zaman 3 mektuptan bir tanesi bu A'ya gelsin kalan iki tanesine harf vereceğim. Şöyle diyeceğim yani. Bir tanesi arkadaşlar A olsun bir tanesi B olsun. A'nın kaç hakkı var? Bu A'ya bir mektup gelecekti. O zaman kalan dört tanesinden bir tanesine gidebilir. B mektubu da arkadaşlar yine dört tanesinden bir tanesine gidebilir. Neden? Çünkü diğerleriyle ilgili bir sınır yok. Bir tanesi gidebilir, ikisi aynı yere gidebilir, farklı yerlere gidebilirler. İstediği gibi gidebildikleri için Bunların 4'er hakkı var. Böylece 3 çarpı 4 çarpı 4'ten 48 tane seçenek oluştu. A şıkkı. C kentinden D kentine her bir yolu en çok bir defa kullanmak şartıyla. Yani üzerinden iki kere geçemez. Kaç farklı şekilde kullanabilir demiş arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım. C'den D'ye direkt gider. Bakın 1, 2, 3. C, D arasında gider. Buradan 3 yol olur. Sonra... Nasıl gider arkadaşlar? C'den A'ya A'dan da D'ye gider. Bu seçenekleri tek tek yazmak lazım. C, A, D olur. Buradan da 3 çarpı 1'den 3 tane seçenek olur. Sonra arkadaşlar C'den A'ya gider. A'dan B'ye gider. B'den de D'ye gider. O zaman o da 3 3x, çarpı 3 çarpı 2 olacak. 18 seçenek oldu. Göstereyim bakın. C'den A'ya A'dan B'ye ve B'den D'ye. Böylece 18-6 daha toplam 24 tane durum oluştu. C şıkkı. 5 ve 6 numaralı aynı renge boyanacakmış. Kaç tane renk var arkadaşlar? 7. Bunlardan başlayalım. Bunlar özel durum sonuçta. Bunlardan 2 tanesi aynı renkle boyanacak ya 7 renkten bir tanesiyle boyayalım. Örnek uyduruk yazayım buraya. Mavi mavi olsun. Böylece diğerlerine ne kalmış olacak bakın 4, 3, 2, 1'e? 6 renkten bir tanesi buraya boyanmış olsun. Sonra kalan 5 renkten bir tanesi buraya yine kalan 2 renkten bir tanesi arkadaşlar. E pardon, 4 renkten bir tanesi buraya, kalan 3 renkten bir tanesi de birinciye boyanmış olsun. Böylece 7 6 5 4 3 oldu çarpımları. Bu da 2520 yaptı. A şıkkı geldi. Sayma olasılık konusunu yaparken özel durumları ayrıca değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın şimdi burada mavi ve sarı renkler aynı olacakmış aynı kutunun içinde. Sonra burada bir de önemli olan kırmızı ve siyah topların arasında 3 fark olması lazım. Mecburen arada 3 kutu olması için bir tanesinin A'ya bir tanesinin E'ye gelmesi lazım. Başka bir hakkı yok. Böylece arkadaşlar bir tanesi A'ya iki tanesinden biri sonra kalan bir tanesi de mecburen E'ye. Hemen örnek gösteriyorum bakın. Kırmızı siyah ya da siyah kırmızı olacak. Böylece A ve E'yi kapattık. Neden biliyor musunuz? Her birine en az bir tane diyor ama zaten elinizde altı renk var. Bu altı rengi beş taneye nasıl dağıtırsınız? İki tanesi bir kutuya, diğerleri de mecburen bakın gördüğünüz gibi böyle birer kutuya birer tane gönderilir. İki artı dörtten toplam altı rengi dağıtmış oluruz. Haliyle de aynı zamanda hiçbir kutu boşta kalmamış olur. Durumumuz bu. Mecburen geriye kalan o zaman arkadaşlar 3 tane kutumuz var. Bu üç tane kutudan bir tanesine örnek C olsun. Mavi ile sarı yan yana denk gelecek. Haliyle geriye kalan arkadaşlar iki kutuya da iki renk 2 çarpı bir farklı şekilde dağıtılır. Önce gördüğünüz gibi A ve E'yi değerlendirdik kırmızı siyahı. Sonra mavi ve sarıyı arkadaşlar bir kutuya koyduk. Kalanlar zaten rastgele 2 çarpı 1 diye yerleşir. Böylece 4 çarpı 3'ten 12 tane durum var. A şıkkı. Elimizde arkadaşlar 3 tane tek var. Bunları nasıl yerleştireceğiniz çok önemli. 6 tane de çift sayı var. Her satır o zaman 2 tane çift, 1 tane de tek getirmek lazım. Eğer 3 tane çift olursa zaten satırın toplamı çift olur. Ya da arkadaşlar her sütuna siz çift yazarsanız o zaman toplamları çift olur. Demek ki burada her satır veya sütuna 2 tane çift, 1 tane tek gelmesi gerektiğini anladık. Peki tekleri nasıl yerleştireceğim? Tekleri de arka arkaya aynı sütunda olmaları olmamaları gerekiyor arkadaşlar. Bakın şimdi diyelim iki tane tek böyle denk geldi. E buraya mecburen çift yazmak zorunda kalırsın olmaz ki. Zaten ne demiştik iki çift bir tek gelecek. Demek ki teklerden bir tanesini arkadaşlar buraya yerleştirdiğiniz zaman herhangi birine örnek burası olsun. Haliyle arkadaşlar artık bu sütuna tek yazamazsınız ya bu sütunu ya da bir sütunu kullanacaksınız. Diyelim ikinci satırda teki buraya yerleştirdiniz. Artık bu sütun iptal. Mecburen bu sütundan tek yazacağız. O zaman tek buraya gelecek. He, demek ki burada 3 kareden bir tanesine tek yazarsak burada ikinci satırda kalan 2 kareden bir tanesi arkadaşlar tek olur. Son satırda sadece bir tane kareye tek yazma hakkınız olur. Bir örnek böyle gösterdim. Bir örnek de şöyle göstereyim. Diyelim teki buraya yerleştirdik. Artık bu sütuna yerleştiremeyeceğimiz için ikinci satırda şuradan veya şuradan birine yerleştireceğiz. O zaman buraya tek diyelim. Haliyle burası da iptal oldu. Bakın buraya böyle kaldı. Yani gördüğünüz gibi her satırda alt alta gelmeyecek şekilde tekleri yerleştirmemiz lazım. Şimdi teklerin 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde yerleştiğini anladım. Bu arada bu tekler birbirinden farklı ya buraya 3 sayıdan bir tanesi gelebilir. Buraya 2 sayıdan bir tanesi gelebilir ve son kareye de kalan bir sayıdan biri gelebilir. Bunların çarpımları gördüğünüz gibi 36 oldu güzel bir soru aşıkkı.